1996 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet bölgesi ilan edilen Trabzon'un Dernek Pazarı ilçesinin Akköse mahallesi yıllar sonra tekrar heyelan tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Mahallede dün yaşanan heyelan cep telefonu kamerasına yansırken heyelan sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı. Dernek Pazarı Kaymakamlığı mahalle sakinlerine ulaşarak evlerde oturmayın uyarısında bulundu. İki gün önce büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri dün ikindi saatlerinde tekrar yaşanan heyelanla neye uğradığını şaşırdı. Çay bahçesi ve fındık ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen heyelan sonrası mahalle yolu ulaşıma kapanırken heyelanda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. 15 hanenin bulunduğu mahallede heyelanın gerçekleştiği bölge ekipler tarafından güvenlik şeridine alınırken Dernek Pazarı Kaymakamlığı mahalle sakinlerine ulaştı. Dün akşam bir heyelan oldu, gece gürültü oldu. Oradan orası bir şey gürültü. Ne dedi bu? Bomba mı patladı bu dere? Karşıdan karşıki komşu aradım. Ne var öyle? Dedi o aldı karşıdan kayalar düşüyor dedi. Büyük kayalar. İnmeye oraya ben inemiyorum oraya. Ulan ne dedi? Ben de gidemiyorum. Zaten rahatsızım. O bir iki sefer şey yaptı. Ondan sonra durdu. Tüm tam kindiye yakın bir gürültü oldu. Gür 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 gür. Ağaçlar baldır güldür gideyi. Büyük kayalar. Orası öyle olduğu gibi indi dereye. Tüm ekip geldi. Aşağıdan jandarma geldi. Belediye başkanları geldi. İndi kaldığında dereye suyunu onu kesti. Şu yola yani yola doğru vuruyor. Bizim ev işte yan tarafta. Yan tarafta yani bu o yana giderse bizim riskliydi zaten. Zaten daha önceden bizim burası heyelan bölgesidir. Şu bak bina patlamış onun şeyi. Ama şu anda ne bileyim bu daha ondan sonra oturuldu. Şimdi oldu burası böyle. O yana geçmezse bir sıkıntı yok da gecerse o zaman sıkıntı olur. Vallahi çok şükür öyle bir kayıp herhangi öyle bir sıkıntı olmadı. Çok acayip bir kürüldü. Domara kayalar orada büyük kayalar var idi. O kayalar olduğu gibi yerinden koptu indi dedi ya sanki bomba attın oraya. Ya dedik bu niye durdun? Hiç bu hava iyi. Havada herhangi bir sıkıntı yok. Yağmur yok bir şey yok. Bir de baktık bir heyelan. Neyse millet indik aşağı indik. Aşağıda baktık domar arası iniyor yani. Gür gür büyük kayalar. Dün akşam saat 4'te burası koptu geldi işte böyle. Buradaydım. Ben buradan canlı olarak seyrettim. Yani köyümüzde afet oluyor. Zaten burası afet bölgesiydi. Bunu da bekliyorduk zaten. Çok büyük bir kürüldü koptu. Yani köyde duymayan kalmadı. Yok hayır yaralanan falan olmadı. Evlerde herhangi bir zararımız yok. Zaten afetçiyiz. Ben Bursa'da oturuyordum zaten. Dernekte de bize devlet sağ olsun ev verdi. Yani çay bahçelerimiz olduğu için buraya gelip gitmek zorunda kalıyoruz. Yani tehlikeyi gördüğümüz zaman tabii afet evlerine çekileceğiz. Burada köyün mahallenin yolu var buradan. Lişo yolu denilen bir yol var. O kapandı şu anda. Akşam sağ olsun jandarma geldi. Önlem aldı. Kapattı burayı. Bir gürültü duyduk ama araba o karşıya vardı. Ondan evvel de bir daha olmuş idi. İkinciyi biz duyduk. Ama bir haberimiz yok hiçbir şeyden. Benim evim oradan yok. Benim evim oraya. Ama olabilir. Burası gitti, burası da gidebilir. Bak bu ev çatladı. Ne gidin ya? Abi o çamanın toplukları, pislikleri, o sular. Jandarmaya verirsek mi? Hı?